Gelir ve Vergi Kanunu'nda yapılan değişiklik sonucu kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsili yapılan gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zaman aşımı süresi içinde tarha yetkisi ve vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak faizle ret ve iade edilecek. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleriyle ilgili olarak bu hüküm uygulanmayacak. Kanunla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından çiftçilere ödenen destekten kesilen verginin 5 yıl geriye dönük iadesi gerçekleştirilebilecek. 7338 sayılı kanun gereği çiftçilerimizden doğrudan gelir vergisinden veyahut da ürün desteklemelerinden kesilmiş olan son 5 yıla ait kesintilerden, gelir vergisi kesintilerinden bakanlığımızın ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği'mizin girişimleri sonucunda sonuç veren son 5 yıla ait kesintilerin tekrar geri çiftçilerimize ödenmesi hususundaki Bakanlar Kurulu kararıyla kararname yayınlandı. Bu kararname doğrultusunda bugünlerde Maliye Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu tebliğ doğrultusunda da bizler de Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanımızı ziyaret ettik, konuyla alakalı istişarelerde bulunduk. Ayrıca tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri bundan sonra gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, taleplerimiz doğrultusunda bakanlığımızın yapmış olduğu değerlendirme sonucu 7338 sayılı kanunla son 5 yıla dönük tarım desteklemeleri ödemelerinin gelir vergileri kesintileri tekrar çiftçilerimize iade edilecek. Sıkıntılı günler yaşayan çiftçilerimiz adına sevindirici bir gelişme dedi. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde tüm vergi dairesi başkanlıkları vergi dairelerinde geçmişe dönük 5 yıl kesintilerin tekrar geri çiftçilere ödenmesi için gerekli evrakların, dilekçelerin ve ayrıca da internet üzerinden müracaatların başladığını, geçmişe dönük kesintisi olan çiftçilerimizin bu kesintileri tekrar geri alabilmeleri için gerek odamız aracılığıyla gerek internet aracılığıyla da müracaat edip tekrar geri kesintileri alabileceklerini ve Maliye Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu tebliğ doğrultusunda 2022 yılının ilk çeyreğinde ödemelerin gerçekleşeceğini buradan sizin aracılığınıza da duyurmuş olalım. Yatan desteklemelerin bir miktarı %4, %5 gibi bir kesinti vardı. Bu kesinti tekrar geri şu an 5 yıllık çiftçilerimize ödenecek. Tabii bu kesintinin çiftçimize ödenmesi de çiftçimizin zor günler yaşadığı bu günlerde, ekonomik sıkıntının olduğu bu günlerde bir nebze de olsa çiftçimizin yüzünü güldüreceğine eminiz.